tamamı eski Roma uygarlıklarına, bütün eserleri şu anda ortada. Hocam önce sizden kısaca burası hakkında bir bilgi alayım. Her ne kadar restorasyonu yapılmış ise de bir restorasyon rezaleti de burada var. Bir de kameraman arkadaşımın tespit ettiği görsellerde tam bir rezalet. Evet. Çöplük. Yani özellikle mi yapılıyor bilmiyorum. Bütün bu eserlerin bu kadar berbat bir şekilde Ankara'nın göbeğinde söyleyecek laf bulamıyorum hocam. Buyurun. Şimdi efendim burası 1986 yılında bir ayakkabıcılar çarşısı inşaatı sırasında ortaya çıkan bir Roma dönemi Odeon tiyatrosu. Aslında Odeon daha küçük ölçeklidir biliyorsunuz. Ve bunun çevresinde çeşitli sanat mekanları olduğu tahmin ediliyor. 1986-87'lerden sonra bu bölge kamulaştırıldı ve ortaya çıktı, kazılar yapıldı. Sanırım Ahmet Bey de onları hepsini belgeledi zaman zaman. Fakat şöyle bir durum var, bunun çevresi uzun zamandır denetimsiz. Ben Şubat ayında burada yine senin gibi bir takım basın mensuplarıyla geldim ve burada fotoğraflar çektik, tespitler yaptık. Hatta bizim Korumacılar Derneğimiz aracılığıyla suç duyurusunda bulunduk. Yani burası biliyorsunuz bir arkeolojik alan olması nedeniyle 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu uyarınca bir kere denetim altına alınması gereken önemli bir yer. Yani burası gördüğünüz gibi bir ayyaş mekanı, içki içenlerin mekanı olmuş. Geceleri de her türlü ahlaksızlığın yapıldığı bir yer haline geldiği söyleniyor. Dolayısıyla bunu bu halde bırakmak zaten yasa uyarınca suçtur. Suç duyurusunda da bulunmuştuk. Sanırım Mimarlar Odamız da bunu birkaç kere tekrarladı. Fakat bir yılı aşkın bir süredir burası aynı şekilde duruyor. Bugünkü gördüklerimizde, evet gördüklerimizde son derece rezalet. Bütün buradaki bu tarihi kim, bu kentin belleğini uzun yıllardır fotoğraflarına aktaran Ahmet Soyak. Ahmet Bey biraz önce internet sitesinde adıma girdiğiniz zaman binlerce fotoğraf bulabilirsiniz dediniz. Sizin bu konudaki çalışmalarınız nedir? Ben meraklı bir insanım. Ankara'yı seviyorum. Cumhuriyet'in değerlerini korumaya çalışan bir insanım. Şöyle bir cümle var. Bunu da herkesin